Günümüzde sağlıksız beslenme, hareketsizlik, fazla kilolar, sigara ve aşırı tuz tüketimi başta olmak üzere birçok etken yüksek tansiyon hastalarının sayısının hızla artmasına neden oluyor. Hastaların önemli bir kısmı tansiyonu yüksek olmasına rağmen herhangi bir sıkıntı hissetmediğini belirtse de bu sanılanın aksine ciddi bir sorun oluyor. Çünkü hipertansiyon dünyada bilimsel verilere göre inme hastalığının 2/3'ünden kalp ve damar hastalıklarının yarısından sorumludur. Günümüzde yapılan çalışmalara göre hastaların sadece %70'i hipertansiyonunun farkında. Çoğu kişi ise tansiyonu ölçerken dikkat edilmesi gereken kuralları bilmiyor. Bu yüzden doğru sonuç alamıyor. Oysa hastalığın farkında olmak ve tedaviyi düzenli sürdürmek hayati önem taşıyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sinan Dağdelen yüksek tansiyonu düşürmede olan 3 etkili yöntemi anlattı ve 3-4 ilaca rağmen bana mısın demeyen dirençli hipertansiyonda en yeni tedavi yöntemine yönelik şu bilgileri verdi. Hipertansiyon günümüzde yaşa bakmaksızın giderek yaygınlaşıyor. Sinsice ilerlediğinden yıllarca görünür bir şikayete yol açmayabilen hipertansiyon, buna karşın sağlığı ciddi ölçüde tehdit eden bir hastalıktır. Öyle ki yüksek tansiyon, kalp ve damar, beyin damarları, böbrek ve göz damarları başta olmak üzere birçok organın olumsuz etkilenmesine yol açarak inmeden kalp krizine dek çok ciddi bir komplikasyonlara neden olabiliyor. Şikayeti olsun ya da olmasın kişiler mutlaka düzenli ve doğru şekilde tansiyonlarını ölçmeleri gerekiyor. Ne yazık ki birçok kişi tansiyonu ölçerken dikkat edilmesi gereken kuralları bilmediğinden doğru sonuç alamıyor. Tansiyon ölçülürken ilk ölçümü kesin almamak gerekir. Ardışık 4-5 gün istirahat halinde ve yatar değil mutlaka oturur pozisyonda olunmalıdır. Kol, kalp hizasında ve hareket etmeden hatta konuşmadan ölçüm yapılmalıdır. 4-5 günlük tansiyonlarınızın ortalaması 135/85 mmHg veya daha yüksek ise tansiyon hastası olduğunuz ve yüksek olasılıkla bir tedavi almanız gerekiyor demektir. Ülkemizde hipertansiyon hastalarının sayısının yaşla birlikte hızla arttığını, özellikle 40'lı yaşlarda çok daha belirginleştiğini belirten Profesör Doktor Sinan Dağdelen şunları söylüyor. Hastalığın kesin ve radikal bir tedavisi olmamakla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlığı büyük önem taşıyor. Tedavide birinci basamak yaşam şekli değişiklikleridir. Sağlıklı yaşam alışkanlığı ise bitkisel besinlerin ağırlık kazandığı, Akdeniz tipi beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, kilo verme, düzenli egzersiz yapma, tuzu azaltma ve işlenmiş et ürünlerinden kaçmayı içeriyor. Tedavide ikinci basamak ise ilaç uygulamalarıdır. Tansiyon için kullanılacak ilaçlar bir uzman tarafından hastanın yaşına, tansiyon özelliklerine, kalp damar fonksiyonlarının durumuna, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına ve diğer kan tablosu durumlarına göre ayarlanmalıdır. Her hasta için her ilaç asla uygun olmayabilir. O nedenle başkasının ilacı sizin için tam aksi tesir yapabilir. Ayrıca her ilacın dozu da her hasta için farklı olacaktır. Hasta ilaçlarını hekimin önerdiği şekilde düzenli kullanmalıdır. Günde 3-4 ilaca rağmen tansiyonunuz düşmüyorsa ne yapmalısınız? Tedavi sürecini aksatmadan sürdürmek ve kan basıncını normal sınırlara çekmek hayati riskleri azaltmak için kritik önem taşıyor. Bazı hastaların ise günde 3-4 ilaca rağmen tansiyonu direnç göstererek 140/90 mmHg'nin altına düşmüyor. Dirençli hipertansiyon hastalarının toplumdaki oranı yaklaşık 12.8'dir. Bu tür hastalara yönelik özellikle son 5 yılda yapılan kapsamlı ve uluslararası bilimsel çalışmaların sonuçları oldukça başarılı olmuştur. Bu bilimsel olumlu sonuçların ardından Avrupa Hipertansiyon Cemiyeti 2021 yılında yayınladığı bildiride dirençli hipertansiyona karşı renal denervasyon tedavisinin başarısını ilan etmiş ve hastalarda yararlı, güvenli ve üçüncü basamak bir tedavi olarak deklare etmiştir. Peki renal denervasyon yöntemi nedir? 18 yaşından büyük, böbrek fonksiyonları ileri derecede bozulmamış olan hastalara uygulanabilen renal denervasyon tedavisi sayesinde büyük tansiyonda 3 birim, küçük tansiyonda ise 2 birim düşme sağlanıyor. Hasta yaklaşık 40 dakika süren işlemden birkaç saat sonra ayağa kalkıyor. Ancak kontrol için 1-2 gün hastanede kalıyor.
anjiyo olur gibi kasık atar damarından krater yardımıyla böbrek damarlarının içerisine girilerek her iki böbrek damarının tansiyonu aşırı yüksekten sempatik sinir ağı zayıflatılıyor. Ardından normal yatağına alınan hasta ertesi sabah yapılan kontrol sonrası günlük yaşantısına dönmek üzere taburcu ediliyor. Renal denervasyon tedavisinde amaç hastaların kullandıkları ilaç yükünü büyük oranda azaltarak hem tansiyonu düşürmek hem de bu aşırı ilaç yükü ve yan etkilerinden hastayı korumaktır. Bu tedavi yöntemi her ne kadar tansiyon hastalığıyla birlikte anılsa da kalp yetmezliğine neden olan sempatik sinirleri yakalayarak kalp yetmezliğinin önlenmesine de olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Klasik hipertansiyon tedavisi yalnızca kimyasal ilaçları almak ve diyet yapmak esasına dayanır. Renal denervasyon yöntemi yalnızca tansiyon oluşmasında etkili olan sempatik sinirleri ısıtmayı esas alır ve vücuda herhangi bir akılcı hasar vermez. Bu nedenle hastanın kullandığı ilaçları azaltabilmek veya tamamen kesmek için büyük avantaj sağlar. Böbreklerin yüksek tansiyona etkisi. Damar sertleşmesi, kalınlaşması ve kasılması yüksek tansiyona yol açar. Bazı organlarda aşırı adrenalin salgılatarak tansiyonun direnç kazanmasına büyük etki eder. Bu organların başında da böbrek gelir. Dirençli yüksek tansiyon hastalığında böbreğin etkisinin %30-40 oranında olduğu biliniyor. Günde 2'den fazla ilaç kullanılmasına rağmen büyük tansiyonu 15'in, küçük tansiyonu da 9'un üzerinde olan kişiler dirençli tansiyon hastası olarak kabul edilir.